Bu eşitsizlikte sıralama olduğu için m sıfırdan büyükse n'den de büyüktür. Dolayısıyla m büyüktür. n yazabiliriz. Şimdi m'yi diğer tarafa atarsak n eksi m olur. Bu tarafta sıfır kalır. Dolayısıyla mutlak değerin içinin eksi olduğunu anladık. Burada sadece çarpma olarak bulunan eksi işareti ihmal edilebilir. n burada eksi bir sayıdır n eksi olduğu için 2n de eksi olur. Mutlak değerin içinin eksi olduğunu söyleyebiliriz buna göre. Fark etmeyecektir sonuç. m artıdır iç tarafı. n yine eksidir. Mutlak değerleri yok edersek eksi başa gelir. Eksi n artı m olacaktır. Buradaki eksilik başa geldiğinde eksi ile eksi artı yapar. 2n olarak dışarı çıkar. Artı m olduğu gibi dışarı çıktı. n de başına eksi aldı. Buna göre bakacak olursak eksi n eksi n şuradaki 2 n'yi götürür. m artı m 2 m olur. Doğru cevap c seçeneğidir.